değil. Herkese bir tren yolculuğundan daha merhaba. Kazan'a gidiyorum. O trenin restoranı en sonda. Restorana doğru yürüyorum. Kalabalık. Platzkart diyorlar buna. Böyle açık kuşetlere Platzkart deniyor. 11 vagon var. Ben de 11.deyim. En başa doğru yürüyorum. Moskova'dan başladı yolculuğumuz. Kazan'a tam 784 kilometre. Kazan burada. Tataristan'ın başkenti. Biliyorsunuz bir önceki videoda bahsetmiştik. İvan Grozny, yani Korkunç İvan, 1552 yılında Kazan'ı fethediyor ve Volga Tatarlarının hakimiyetine son veriyor. Bir başka Tatar hakimiyeti daha var. Orası da Astrakhan, hemen Hazar Denizi'nin kuzeyinde. Hazar Denizi'ne sınır. 1556 yılında da Astrakhan'ı fethediyor Korkunç İvan. Astrakhan'daki Tatarların hakimiyeti de son buluyor. Bir Kırım'daki Tatarlar kalıyor. Kırım'daki Tatarları da 1700'lerin sonunda 2. Katerina Kırım Tatarların hakimiyetine son veriyor ve artık bu Tatarlar, son Moğolların kalıntıları, artık federe olarak Rusya'nın sultasında yaşamaya başlıyorlar. Burada bir söz var. Hangi Rus'u kazırsanız altından Tatar çıkar diyor. Bu sözü biraz bu bölümde araştırmaya çalışacağım. Bir de Karl Marx'ın bir sözü var. Ruslara immobile Mongol diyor. Yani yerleşik Moğol, yerleşik hayata geçmiş Moğol diyor. Bu sözlerin gerçeklik payı var mı? Gittiğimizde Kazan'da bakalım. Evet, akşam 8 oldu. 5 saatlik daha yolum var. Neyse ki burası tenha hala. Akşam yemeği söyledim. Tavuk şinitsel. Size ekmeklerini göstermek istiyorum. Ekmekleri böyle çavdar ekmeğinden. Ne hoş. Спасибо. Böyle kocaman çayım da geldi, yeşil çay. Böyle güzel demleme. Okumaya devam ediyorum. Bu bölümleri çekebilmem için ben günde 8-10 saat kitap okuyorum. Size de göstereyim. Şimdiye kadar ne kadar okumuşum? Bugün 5 saat 54 dakika kitap okumuşum. Daha saat 8.30. Gece 1'e kadar 3 saat daha okurum. Yani 9 saat kitap okumuş oluyorum.
Evet. Pardon. Tasidanya. Evet, 12 saatlik yolculuğun sonunda Kazan'a ulaştık. Kiril alfabesiyle Kazan yazıyor. Kazan 2. Etraf pırıl pırıl. Daha kalacak bir yer de ayarlamadım. Yakınlarda bir yer bulurum, garın yakınlarında bir yer diye. Şu an gece 0:21. Hava Moskova'dan daha iyi. Gördüğünüz gibi 0:21. Şimdi gidip kalacak bir yer arayacağım. Şuradan vokzala girerim. Vokzal, tren garına vokzal diyorlar. Çok yumuşak bir hava var. Çok güzel bir hava var. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Yürüyorum. Biraz Kazan'a girdik. Kazan'a. Kazan'a mı geldin? Evet. Türkçe nasıl biliyorsunuz? Nereden biliyorsunuz? Biraz biliyorum abi. Ha. Az az biliyorum da. Ne güzel kar. Tat tatar güzel mısınız? Mi? Evet. Ha. Güzel kar. Kar çok güzel. Hava da güzel. Dün gün boyu 24 saat kar yağdı. Dün. Ha, 24 saat kar yağdı. Rüzgarla beraber. Güzel. Çok iyi Türkçe konuşuyorsunuz. Türkiye'de bulundunuz mu? Buldum. Bir sefer, 150 sefer falan. Çalıştım, Türklerle çalıştım. Ha, Türklerle çalıştınız. Evet. O yüzden böyle iyi konuşuyorsunuz. Siz nereden geldiniz? Ne işiniz var? Ben burada. Gezginim. He? Gezginim. Ha. Anladım. Benim de bu isim. Teşhis benimki. Ha, evet, benim de ismim İlgiz. İlgiz, benim İbrahim. Memnunum. Bir otel buldum 1 kilometre ötede. Ona doğru yürüyorum. Burası da Kazan'ın Trudovoy Doblesti diyor. İkinci Dünya Savaşı'nda askerler cephedeyken askerlere mühimmat, giyecek, yani savaş için gerekli olan ne varsa üreten işçilerin emeği için. Yani 2. Dünya Savaşı'ndaki görüyorsunuz Gorod Trudeau'yu Doblesti. 2. Dünya Savaşı'nın galibiyeti için gösterdikleri çaba için bu şehri işçi kahramanı ya da emek kahramanı gibi çevirebiliriz. Gördüğünüz gibi mühimmat üretiyorlar. Burada traktör üretiyorlar. Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı Almanya ile Sovyetler arasında bir War of Attrition diyorlar ya, yani bütün sanayi, insan gücü, gıda bunların tüketilmesi üzerine. Yani bu kararlılığı göstermeseler şimdi Almanya'nın yönetimi altında olurdu. Onu anıyor. Anıt. Yine tek tip komünal, ruhsuz komünal binalar. Yine huş ağacı. Evet, hostelime geldim. Böyle kapsül hostel. Şöyle göstereyim size. Böyle kuluçka makinesi gibi giriyorsunuz. Kapatıyorsunuz kapısını. Küvez gibi böyle garip bir hostel. Bakalım yer var mı? Evet, kapsül hostelime geldim. Girdim daha doğrusu.
Kuşku makinesi gibi dediğim bu işte böyle. Isı var. USB'ler var. Buradan da kapıya basıyorsunuz. Buraya basınca da kapı kilitleniyor. Bayağı da geniş aslında, bakın. Öyle şimdilik, hadi iyi geceler herkese. Evet, Kazan'dan herkese günaydın. Çok rüzgar var ama umarım sesim duyulur. Şimdi Kazan Kremlin'e ve Kulşerif Camii'ne doğru yürüyorum. Size buradan ilk önce manzarasını göstermek istedim. Volga Nehri'nin bir kolu Kazankaya'yı da göstereceğim. Volga Nehri'ne bağlanıyor. Burası Volga Nehri'nin üzerinde kurulan köprü. Karşıda da Kazan Kremlin'i ve Kulşerif Camii'ni görüyorsunuz. Bir de göl diyorum. Nehre bakalım. Burası Kazanka Nehri ama kışın donuyor gördüğünüz gibi. Üzeri de karlarla kaplı. Şu an yani gemi gidiş gelişine, gemi seyri seferine kapalı. Hemen şöyle çevirirsem kamerayı, burada da Kazan'ın sembolü, Kazan'ı görüyorsunuz. Burası düğün salonu. Düğün salonu olarak hizmet veriyor. Kazan'ın sembolü, Kazanka Nehri ve Kazan Kremlin'i Kulşerif Camii ile beraber Kazan'ın en eski yerleşim yeri. Buradan bir manzarasını görün istedim ilk önce. Şimdi oraya doğru yürüyorum. Hava nasıl derseniz, böyle kar helva gibi, rüzgar çok var, ılık esiyor ve karı eritiyor. Şimdi Kremlin'e doğru, Kazan Kremlin'e doğru yürüyorum. Öyle molası vermişler, arabanın içinde uyuyorlar. Çöp kamyonu. Volga Nehri Avrupa'nın en uzun ve debisi de en yüksek nehri. 3532 kilometre. Moskova'nın hemen kuzeyinde Tver diye bir şehir var. Tiver'den doğuyor ve Hazar Denizi'ne dökülüyor. Kazan Kremlin'in silüeti daha netleşti şimdi yakınlaştıkça. Gördüğünüz gibi cami ve kilise yan yana. Gördüğünüz gibi kilise surların içerisinde. Kilisenin burçlarını görüyorsunuz, kalenin burçlarını. 1552 buranın fetih tarihi. Şimdi yanına gidince daha iyi anlatırım, daha detaylı anlatırım ama buradan görmenizi istediğim bir şey var. Kiliseler kale gibi inşa ediliyor bu tarihten itibaren. Çünkü bu tarihten itibaren Rusya İmparatorluk oluyor Kazan'ın fethiyle beraber. Ve kilise artık imparatorluğun, yani çarlığın emrine giriyor ve kendi savunmasını, kendi iaşesini, kendi ikmalini, kendi gelirini, iradını kendi sağlıyor. Yani Rusya'nın imparatorluk olma yolunda kilise de çarlıkla beraber artık işbirliği yapıyor. O yüzden yani kendi savunmasını kendi sağlaması için kiliseler böyle kale şeklinde inşa ediliyor 1556'dan 52'den itibaren.
Allah uzun ömür versin. 90 yaşından fazla ama ışıkta da koşabiliyor. Evet, Kazan Kremlin'in girişine geldim. Hemen karşıda girişi görüyorsunuz. Bu kahramanımız Musa Celil. Kızıl Ordu'da beyazlara karşı savaşmış. Sonrasında da 2. Dünya Savaşı'nda Rus ordusunda, Kızıl Ordu'da savaşmış ve hayatını kaybetmiş bir Müslüman. 2. Dünya Savaşı anılarını yazmış şiir şeklinde. Şiirleri de var, bir şair. O yüzden kahraman ilan edilip buraya heykeli dikilmiş, anıtı dikilmiş. Musa Celil. Tatarca güzel şiirleri var. 2. Dünya Savaşı'ndaki esir hayatını da çok güzel ifade etmiş okuduğum kadarıyla. Kendi kitabını okumadım ama Tataristan'ın kahramanı. İlk baştaki Tataristan bayrağı yeşil, İslam'ı simgeliyor. Ortadaki beyaz barışı simgeliyor, esenliği simgeliyor. Altındaki kırmızı da Rusları simgeliyor. Hemen yanında Rus bayrağı var. Onun yanındaki de 3. bayrakta Kazan'ın bayrağı. Burası da Kremlin, Kazan Kremlin'i bulvarı. Burası hemen bu kalenin burcunun üzerinde UNESCO yazıyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde. Burada rehberler bekliyor. Dilerseniz rehber kiralayabiliyorsunuz. Hemen girişte Kul Şerif Camii var. Camiyi ziyaret edeceğiz ama ilk önce buradan Kremlin, Kazan Kremlin'den Volga Nehri'ne bir bakalım. Buranın konumuna bir bakalım. Sonra ayrıntılı gezmeye devam edelim. Volga bölgesinden itibaren, yani burada Kazan'dan itibaren Federe Cumhuriyetler başlıyor. Tataristan onlardan biri. Tataristan'ın hemen güneyinde Kalmıkya var. Başkırdistan var doğusunda. Udmurtya var hemen kuzeyinde. Elmari var. Bunlar Fin-Ugri kökenli uluslar. Tatarlar Türk kökenli. Burada iki resmi dil var. Biri Rusça, biri Tatarca. Burada aslında güzel bir örneği var. Göstereyim. Historia Detsva. Çocukların tarihi diye Rusça yazmış. Balaçak tarihi diye de yine Kiril alfabesiyle Tatarca yazmış. 19. ve 20. asırlar kuklaları, uyançakları diye yazmış. Ben de Tatar şivesiyle okudum. Rusçası, Tatarcası. Türkçeye çok yakın. Birbirimizi anlayabiliyoruz konuştuğumuzda ama lehçeye kulağınızın yatkın olması gerekiyor, yoksa çok zor anlamak. Ama 2 haftalık 1 aylık sürecin sonunda kulağınızı lehçeye alıştırırsanız anlaşmaya, karşılıklı konuşmaya başlayabilirsiniz. Kul Şerif Camii'ne hemen komşu, Tatarcası Yakşı Haber, Yakşı Mucize. Rusçası Blaga Vashenki Kilisesi. Blaga Vasheni, yani güzel haber, güzel müjde kilisesi. Tatarcası da Yakşı Haber, Yakşı Müjde diye çevirebiliriz. Şimdi surlara geldik. Sur'dan bir Volga manzarasına bakalım.
Dediğim gibi 1552 yılında Kazan fethedildikten itibaren artık Çarlık, zaten o dönemden itibaren Çarlık oluyor, Rusya İmparatorluk olma yolunda hızla ilerliyor. Ne kadar hızla ilerlediğinden bahsedeyim şimdi size. 1552 yılında burası fethedildikten sonra 60 sene içerisinde Rusya Pasifik Okyanusu'na ulaşıyor. Yani bugünkü Kamçatka dahil Japonya sınırına, Sakhalin Adası'na kadar ulaşıyorlar kaşifler, Rus kaşifler. Ve Çar adına istimlak ediyorlar. Bütün Mançurya'yı, bütün Çin sınırını, bütün Sibirya'yı, bütün Yakutistan'ı, ya sadece 60 sene içerisinde, 1552 yılından 60 sene içerisinde. Stephen Kotkin, yeni okuduğum Stalin biyografisinin başında bu genişlemeden bahsediyordu. Diyordu ki günde Rusya İmparatorluğu, yani Çarlık, 1552'den itibaren günde 130 kilometre kare genişledi diyor. Yani 60 sene içerisinde Pasifik kıyılarına ulaşmak çok büyük bir başarı. Tabi bu dönem 16. yüzyılın ortaları, aynı zamanda İspanya'nın, Portekiz'in ve İngilizlerin, Dutch'ların yani Hollandalıların dünyayı ele geçirme çabalarının, koloni çabalarının en zirveye ulaştığı dönem. Bütün Amerika keşfedilmiş, Portekizlerle İspanyollar arasında Papa tarafından paylaştırılmış. Doğuyu Portekizler almış, Brezilya dahil, batıyı İspanyollar almış. Ruslar da aynı hızla bütün Asya'nın, Avrasya'nın kolonizasyonuna girişiyorlar. 194 etnik unsurdan bahsedilir Rusya'da yaşayan. Sovyetler döneminin başında biliyorsunuz Stalin uluslar komiseri olarak görevine başladı. 194 ulusu o tarihte itibaren bir şekilde federe şekilde yaşamalarını sağlamak için çalışmalar başlatıldı. Büyük çoğunluk oluşturan uluslar, Tatarlar gibi, Tataristan gibi, o tarihte itibaren, yani Sovyetler döneminde itibaren, Çarlık döneminde de görece otonom olarak yaşadılar ama özellikle Sovyetler döneminden itibaren Stalin'in uluslar, 1913 yılında Stalin ilk yazdığı makale Marksizm ve Uluslar. Stalin de bir Gürcü olduğu için bu konuya kafasını takıyor ve Bolşevik Partisi'ndeki ilk görevi de uluslar komiseri oluyor. Bu 194 etnik ulusa Stalin bir şekilde çözüm buluyor ve Sovyetler 1991'e kadar uluslar sorununu bir şekilde çözerek bugünlere kadar geliyor. Tataristan'da bu konuyu biraz açmak, anlatmak istedim. Böyle özetleyebiliriz sanırım. Şimdilik bu kadar, tarih yeter. Biraz kültürel yönlerine bakalım, biraz mutfaklarına, damak tatlarına bakalım, yerel lezzetlerine. Burası Bauman Caddesi'nin girişi, en meşhur caddesi. Burada çakçak satılıyor, buranın yerel lezzeti. Bir bakalım, ben de ilk defa deneyeceğim. İçinde ne var, nasıl yapılıyor, bize içeride anlatırlar sanıyorum. Bir bakalım. Здравствуйте. Это чак-чак-то. Что вы внутри? Национальное, да? Это да. Что внутри?
Ничего. То есть это тесто в меду, по сути. Меду и? Да. А, ну вот, могу дать попробовать на дегустации. А там? Вот. Бывают разные. Вот, вот этот он с липовым медом идет. Он такой более нежный. Муки и мед, да? Да. Это вот похоже на сахарную вату, только с медовым вкусом тоже. Как называется? Талкыш. Талкыш. Да. Хорошо. Это. Пакетик нужен будет? Не нужен. Налично, пожалуйста. Хорошо. Burası Bağman Caddesi. Şimdi talkışlarının tadına bir bakalım. Tıpkı bizim pişmaniye gibi görünüyor. Onlar da paşmak diyor zaten. Bir bakayım tadına. Bizim pişmaniyemizden daha güzel. Ya da ben açım, bana öyle geldi. Bizim pişmaniyemizden çok daha leziz. Ama pişmaniyemize benziyor. Tadına baktım, orada küçük bir parça ama burada bakayım. Bir de Volga bölgesinin meşhur yemeği var. Pelmeni. Burada da Kiril alfabesiyle pelmeni yazıyor. Girip bir bakalım. Evet, pelmenimiz geldi. Bildiğimiz mantı, içinde gavyadına var, yani dana eti var. Dediğim gibi Udmurt kökenli olduğu söylenir. Udmurtça'da pelmeni, pel kulak demek, meni de nan, yani ekmek. Kulak ekmeği gibi bir manası var. Udmurtça'da benziyor zaten kulağa, gördüğünüz gibi. Şimdi biz mantı diyoruz. Burada Ural bölgesinde, Volga bölgesinde pelmeni diyorlar. Daha doğuya gittiğimizde, işte Tibet'e doğru gittiğimizde de momo oluyor ismi. Aslında aynı şey. Hamurun içerisinde et. Bütün Sibirya'ya dahi yayılmış. Sibirya kökenli olduğunu da söylerler. Ama bir tadına bakayım, çok daha fazla uzatmadan lafı. Evet, Kazan'ın tarihini, Kazan Tatarlarının tarihini, Tataristan'ın tarihini en iyi anlatan eser sona kaldı. Kul Şerif Camii. Bu cami 1996 yılında İslam ülkelerinin bağışlarıyla inşa edilmiş bir cami. Ama önemli olan evveliyatı. 1552 yılında Ivan Grozny şehrin kapılarına, Kazan'ın kapılarına dayandığında bu caminin imamı olan Kul Şerif öğrencileriyle birlikte 30 bin rivayet edilir. 30 bin kişi bu şehrin kuşatmasında Ivan Grozny ve ordusuna direniyor. Korkunç Ivan'ın bu üçüncü gelişi, bu sefer kararlı.
250 yıllık Moğol boyundurunun verdiği hınç, kin duygusu ve kararlılık da var. İntikam alma duyguları da yoğun. Şehri ele geçirdiklerinde hiçbir erkek nüfusu geride bırakmıyorlar. Hepsini katlediyorlar. Kul Şerif rivayet edilir ki bu caminin çatısında öğrencileriyle birlikte şehit edilir. Bu şehrin kuşatmasında sadece Tatarlar yok. Pagan unsurlar da var. Udmurtlar var. Çuvaşlar var. Bulgar Müslümanları var. Eski buranın eski yerleşikleri, eski halklarından Bulgarlar var. Ama şehrin kuşatmasında daha fazla direnemiyorlar ve taş taş üzerinde kalmıyor. Bu camiyle birlikte her şey yıkılıyor. Şimdi biraz rüzgar var burada. İçeriye girelim ve tarihini anlatmaya devam edeyim. Burada 24 saat canlı Kur'an tilaveti var. Nöbetleşe Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Şimdi burada turistlere ayrılan bir bölüm var. Caminin en üst katı. Sadece bir kat ibadete ayrılmış. Şimdi yukarı çıkalım ve camimizin içine bir bakalım. Evet, turistler için ayrılmış bölüme geldik. Burası da ibadethane bölümü. Sadece bir katı ibadete ayrılmış. Şimdi videonun başında bir de kilise gördük. Şimdi düşünebiliriz, ne güzel, cami ile kilise yan yana huzur içerisinde yaşıyorlar diye düşünebiliriz ama o kiliseyi idare eden iktidar istediği zaman bu caminin yerle bir etme iktidarına sahip olduğu için, mutlak hakimiyet sahibi olduğu için böyle yan yana huzur içerisinde yaşayabiliyorlar. Yani bir taraftan, iki taraftan birinin mutlak hakimiyeti böyle huzur içerisinde yaşamalarına imkan veriyor. Tabii benim kişisel yorumum. Öyle olduğunu düşünüyorum. Camimizin mimarisi de böyle. 400 yıllık gecikmeyle yeniden inşa edilen cami. Ivan Grozny bu camiyi yerle bir ettiğinde ta 2. Katerina'nın iktidarına kadar hiçbir caminin yapılmasına burada müsaade edilmiyor. 2. Katerina geldiğinde tekrar yeniden cami yapılmasına müsaade ediyor. Bu caminin yapılması da dediğim gibi 1996 yılını, yani Sovyetlerin çöküşünü beklemek zorunda kalıyor. Hadi. Burada da camiye ismi veren Kul Şerif'i görüyorsunuz.
Burada da Kazan Tatarlarının ulusal enstrümanı var. Hemen burada gördüğünüze tambur diyorlar. Yanında gördüğünüzde bildiğimiz dombra. Burada da Tatar köylerinden bir manzara canlandırılmış. Burada gördüğünüz şey öğrencisine okutuyor. Okuttuğu kitapta hikayiyat, yani hikayeler. Hacıların ihram kıyafeti, zemzem kapları. Bir de hac rotalarını göstermiş. Size hac rotalarını özellikle göstermek istedim. Kazan'dan başlıyor. Karayoluyla Moskova, Moskova'dan Kiev, Kiev'den Odessa, Odessa'dan gemilerle İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'dan İzmir limanına, İzmir'den de Mısır'a çıkıyorlar, Port Said'e. Port Said'den de Kahire'ye, Kahire'den de Medine'ye, Mekke'ye. Sonra Aden'e, bugünkü Yemen'e, Yemen'den Bombay'a, yani bugünkü Mumbai'ye, Mumbai'den de Haydarabad'a, Haydarabad'dan Lahor, Peşavar, Kabul, Herat, Semerkant, Kızılorda, Kızılorda o zamanki Altın Ordu'nun başkenti, saray daha doğrusu, o zamanki ismi. Böyle bir güzel bir haç rotası görmüş olduk. Burada da orijinali Topkapı Sarayı'nda olan bir kazan basması örneği göreceğiz. Bu gördüğünüz örnek 7. yüzyıla ait. Fetih'ten sonra burada hiçbir Müslümanın, Tatar'ın yaşamasına müsaade edilmiyor bu surlar içerisinde. Bugün de hala Tatar Mahallesi diye anılan bir bataklığa sürüyorlar Tatarları. Ve o tarihte itibaren çok hızlı bir Ruslaştırma ve Ortodokslaştırma politikasına girişiliyor. Videonun başında bir soru sormuştuk. Hangi Rus'u kazırsak altından Tatar çıkar diye bir söz vardı. Bir de Karl Marx'ın deyimiyle Ruslar yerleşik hayata geçmiş Moğollar mıdır, yani Tatarlar mıdır? Bu soruların cevabını vermek güç, çünkü bu 250 yıllık Moğol boyunduruğunu, Tatar hakimiyetini karanlık dönem olarak adlandırıyorlar ve kimse o dönemden bahis açmak istemiyor. Tıpkı Yunanların 400 yıllık Türk hakimiyetini, Osmanlı hakimiyetini Türk boyunduruğu olarak adlandırıp karanlık dönem addedip bahis açmak istemeyişleri gibi. Ama 2 yıl Yunanistan'da yaşama, 2 yıla yakın Yunanistan'da yaşama tecrübem oldu. O dönem dillerini de öğrenmeye başladığımda artık Türkçe ile olan benzerlikler, Türk gelenek görünekleriyle olan, yani bizde olan benzerlikleri beni çok şaşırtmıştı. Burada da çok yakın bir tecrübe var. Dilleri de çok etkilenmiş. Bugün para birimlerine dengi diyorlar. Aslında bugün Kazakistan'ın da para birimi olan tenge. Tamaş niye var? Gümrük demek. Bunlar Moğol hakimiyetinin en büyük göstergeleri aslında. Yıllarca vergi ödemişler. Bugün tavariş dedikleri, yoldaş dedikleri birbirlerine Rusların, aslında bizim küçükbaş hayvanlara verdiğimiz isim davardan geliyor. Davar biliyorsunuz göçebe insanın, bozkır insanının en değer verdiği varlığı, davardan geliyor tavar işte. Böyle çok güzel benzerlikler, çok güzel kültürel öğeler var. Yıllarca beraber yaşamanın verdiği. Ama bu sorunun müspet ya da menfi bir cevabını vermek güç. Şimdi bu videonun da sonuna geldik. Ben buradan nereye gideceğimi bilmiyorum. Güneye gideyim istiyorum. Güneyde Kalmıkya var. Daha güneyde Dağistan ve Çeçenistan var. Kuzeye Udmurtya'ya, Çuvaşistan'a doğru ya da doğuya Başkırdistan'a doğru gitme planlarım da var.
ya da daha doğuya, Sibirya'ya doğru, Tuva'ya doğru, Yakutistan'a doğru ya da daha doğuya, Kamçatka'ya doğru gitme planlarım var. Gelecek videolar nereden gelir bilmiyorum. Daha fazla uzatmamak için arayı, yani bir haftada bir, haftada bir video yükleyebilmek için şimdilik videoyu burada bitiriyorum. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler.